Merhaba. Sürecin milyonlarca mağdur ve mazlumu varken konuşmak, siyasal analiz yapmak, sürecin sosyolojik olarak artı ve eksilerinden bahsetmek kolay değildir. Sürecin uzamasıyla hapisteki tutsaklar tahliye komasına girerler. Yani özgürlüğe inançlarını yitirirler, psikolojileri bozulur. Dışarıda açık cezaevinde bekleyen yakınları için de uzun yıllar tamir olmayacak bir travma söz konusudur. Maddi yaralar tazmin edilse de psikolojik yaralar açık kalır. Sürecin bir yararı varsa o da siyasidir. Zamanın şaşmaz terazisine vurulan kimi maskeler teker teker düşmüştür mesela. Ülkedeki mahallelerde bir avuç düzgün insan ya vardır ya yoktur. Misal, Meşhur firari Levent Göktaş'ın geçmişinde bir meziyeti var mı bilmem. Lakin şu son dönem yaptığı hizmet gerçekten dikkate değer. Bilinçli veya bilinçsiz piyasaya öyle bir ayar verdi ki geçmişte onu öve öve bitiremeyenler dahil pek çokları sınıfta kaldı. Yargısı, siyaseti, medyasıyla Levent Göktaş'ın sicilini, Hablemitoğlu'su ikastinde isminin geçmesi, faili meçhul cinayetlerle anılması, çok sayıda savunma şirketleri ve Suriye'ye silah satışı, İnankıraç'la Sezgin Baran Korkmaz arasındaki 45 milyon dolarlık ihtilafı 6 milyon dolara çözmesi, gözaltı operasyonunu haber alıp sırra kadem basması gibi bağlantılarla açıklamak resmin bütününü göstermez. Medya ve siyaset mahallesi bırakın bu deve dişi gibi konuları, avukatına, Celal Ülgen'e bir avukat neden savunma şirketi kurar ki diye de soramıyor. Belli merkezlerden perspektifler veriliyor. Birinin makalesindeki bir detay iki saat sonra bir başkasının tweetine konu oluyor. Ve gücün yanında hizalananlar rejimin şeytanlaştırdıklarına pervasızca saldırıyor. Küçük insanlar, küçük hesaplar. Vizyondaki filmin seyri güzel ve fakat burnunuzu tıkamak için mandal şart çürüme her yerde. Aktörlerinin tamamına yakınının Ergenekon sanığı olması tesadüf değil elbette. Peki Erdoğan Ergenekon'a operasyon mu çekiyor? Hem evet hem hayır. Net olan şu. Olayın Ergenekon ayağı dağılmış durumda. Anonslar yapılıyor. Arkadaşlar seçime kadar gelişmelere kulaklarımızı tıkayıp işimize bakalım. Bu saldırıyı başka türlü püskürtemeyiz. Saray ve MIT en az 7 yıl ertelediği operasyon için düğmeye basmış görünüyor. Firari Levent Göktaş adeta saatli bomba. Yalnız kurt olarak kalsa da devletin eline geçse de durum böyle. Ardında bıraktığı Kıraça Holding ziyareti, Koç Holding gibi izler Operasyonların yeni durakları olabilir. Soner Yalçın, Mehmet Ali Çelebi gibi isimler yaklaşan cismi görüp "Cumhur İttifakı" dediler. Bu yönüyle evet, Ergene Kona operasyon çekiliyor. Diğer yönüyle Sedat Peker üzerinden karşı çete devrede. Levent Göktaş üzerinden "Cinayetlerinizi açıklarım" tehdidi bunu gösteriyor. Şifre çözmeye ne hacet. Savaş başlamadı herkes tahkimat yapıyor ve seçimin ilanı bekleniyor. Kısa orta vadede görünen şu. Saray saha temizliği yapmadan ve kendini sağlama almadan seçim tarihini ilan etmeyecek. Seçime iki ay kala çekileceği vaat edilen videolar öne alınır mı? İşte onu da zaman gösterecek.